Peki. İsrailoğullarıyla başlayalım hocam. Şöyle, yani biz aslında İsrail'i konuşurken aynı zamanda İsrailoğullarını konuşuyoruz. Farklı kavramları konuşuyoruz. Bir İsrail'in, İsrailoğullarının bir arka planını bir alalım, tarihçesini. Evet. Kimleri konuşuyoruz? Aslında tabii iyi akşamlar dileyeyim ben de öncelikle. Aslında tabii bir taraftan dini boyutuyla ağır basan, öteki tarafta milli ve etnik boyutuyla ağır basan ve tarihin farklı dönemlerinde bu boyutların çeşitli şekillerde ön plana çıktığı bir topluluktan bahsediyoruz. Kendilerini bizim isimlerini Kur'an-ı Kerim'den de bildiğimiz, Tanah metinlerinden de bildiğimiz dini bir takım şahsiyetlerle özdeşleştiren, ataları olarak onları gören ama aynı zamanda bu şahsiyetlerin siyasi birer figür olarak da rol oynadıklarını gördüğümüz bir topluluk. Kim bunlar? İsrailoğulları. Hı hı. İsrail... Özür hocam, İsrailoğulları ismini Kur'an-ı Kerim'den mi alıyoruz? Hem Kur'an-ı Kerim'den, hı hı, hem Tanah metinlerinden. Tamam. Yani o ismi kökeni orası. Tabii. Hı. Neden? Çünkü Yakup bir peygamber. Yahudi tarihinde de çok önemli bir yeri var. Bir ünvanı var onun. İsrail. Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen, Tanah metinlerinde de geçen. Rivayete göre Yakup bir gün uzun süre güreş tutuyor. Sabaha kadar güreşiyor. Ve yenilmiyor. Karşısındaki yenilmediği için ona sen Tanrı ile güreştin ve yenilmedin. Yani aslında beni yendin anlamında. Tabii ki çeşitli teoriler var. Ona İsrail diyor. Bu ünvan yerleşiyor ve biliyorsunuz İsrailoğulları, yani 12 tane oğlu var. Bu çok önemlidir. Çünkü İsrail tarihinin bir bakıma başlangıcı biraz orayla özdeşleştirilebilir. Ve Yakup'un bu ünvanından dolayı biz İsrailoğulları şeklinde bir kullanımın gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ismin yerleşmesi biraz daha özellikle Yahudi tarihinde Yahudi tarihinin zirve dönemini teşkil eden, belki detaylara daha sonra gireriz, Davut ve Süleyman dönemleri, evet, var. Biz şunu biliyoruz, Davut ve Süleyman'dan sonra o krallık, Büyük İsrail Krallığı çöktü. Özellikle Süleyman'ın sonrasında ve ikiye bölündü. Kuzeydeki devletin adı, ki 10 kabileden oluşan bir devletti o, İsrail Krallığı oldu. Yani bu terimin her ne kadar Yakup'la özdeşleşmiş, oradan gelmiş ise de tam manasıyla yerleşmesi daha ziyade Davut'un ve Süleyman'ın sonrasındaki Kuzey Krallığı ile birlikte oluyor. İkinci önemli terim, Yahudi terimi. Evet. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Biraz önce bahsettiğim Yakup peygamberin 12 oğlu var ki İsrail'in 12 oymağıdır bunlar. Bu 12 oğlundan dördüncüsünün adı Yehuda'dır. Fakat yine aynı şekilde bu bahsettiğim Davut ve Süleyman'dan sonra devlet ikiye bölününce şöyle bir demografik yapı oluştu. Kuzeyde 10 kabile, güneyde 2 kabile ki güneydeki kabileler Bünyamin ve Yehuda'dır ama Yehuda kalabalık olan kolu teşkil eder. Özellikle güneydeki bu devletin ismi Yehuda Devleti oldu. Güneydeki. Evet. Ve bilhassa Yahudi tarihinin tabii birkaç tane acı tecrübesidir bu antik çağda. İşte birincisi kuzeydeki İsrail Devleti milattan önce 722 yılında Asurlular tarafından yıkılıyor. Burası önemlidir çünkü Asurlular bu devleti yıktıklarında kuzeydeki kabileleri, 10 kabileyi sürgüne gönderdiler. Bunlardan bir daha ses seda çıkmadı. Buna mesela İsrail tarihinin kayıp 10 kabile hikayesi, efsanesi denir. Güneydeki iki kabile, yani aslında tarih ondan sonra bu iki kabile üzerinden sürecek. Milattan önce 580'li yıllarda işte Babillilerin gelip de Nabukadnezar'ın yıktığı devlet bu güneydeki devlet oldu. Hı hı. Bunlar sürgüne gönderildiler. Sürgünden dönenler de dolayısıyla sürgüne gidenler oldukları için sürgünden dönenler de ağırlıklı olarak Yehuda kabilesi oldu. Ve dolayısıyla Yehuda tabiri artık o milletin genel bir ismine dönüştü. Yani aslında 12 oğuldan bir tanesiyken sürgün dönüşünden itibaren... Bu harita bize ne anlatıyor hocam? Arkadaşlar arka, tamam, dede verelim mi? Bir arka dede verelim. Evet, şimdi girmemi ister misiniz? Evet, evet, evet. Şimdi bu harita bize neyi anlatıyor? Çıkıştan sonra yani Hazreti Musa önderliğinde biliyorsunuz
Evet, bu taraftan biraz daha net görüyorum. Daha net, evet hocam. Şimdi tabii Yahudi tarihinin önemli bir safhası Mısır'da cereyan ediyor. Mısır'da Musa ve kardeşi Harun'la Firavun arasında yaşanan bir süreç. İsterseniz kalkabilirsiniz hocam, daha rahat. Yok, gerek yok. Tamam, burada anlatabilirim. Tamam. Bu süreç Musa'nın kavmini denizi yarıp o meşhur anlatı Mısır'dan çıkartmasına kadar devam edecek. Tanah'taki anlatı, yani Tevrat'taki anlatıya biz baktığımızda Musa'nın ve Harun'un Firavun'dan talebi şudur net olarak. Burada köleleşmiş durumdaki İsrail halkını serbest bırakın. Biz işte Tanrı'nın anlaşma yaptığı bir kavimiz. Tanrımıza kurban sunacağız. Fakat o sırada Yahudiler, İsrailoğulları köleleştirilmiş durumdalar. Firavun buna yanaşmıyor. Ve bir mücadele süreci başlıyor. Bu mücadele 10 tane bela gelmesine sebep olacak Mısır'ın başına. Hatta bunlar Kur'an-ı Kerim'de de işte muhtemelen 9 tane zikredilen. En nihayetinde Musa kavmiyle birlikte şeyi geçecek, nehri geçecek. Ve işte şu meşhur, belki programın ilerleyen dakikalarında içeriğine, muhtevasına gireceğimiz bu vaat edilmiş topraklara girecekler. Ama burada bir detay var, önemli bir detay. Musa ile Harun bunu göremiyorlar. Hmm. Musa ve Harun'dan sonraki dönemde Yeşu ile birlikte başlayan bir süreç. Musa ölüyor. Musa'nın ölmesinden sonra, yani neden giremedikleri ayrı bir konu. İsterseniz sonra açarız. Yeşu ile birlikte İsrailoğulları kavminin biz artık vaat edilmiş Kenan ülkesinde fetihlerde bulunduğunu görmeye başlıyoruz. Tabii orada bir hakimler dönemi var. Yani aslında nispeten başlarında monarkın olmadığı, krallarının olmadığı, böyle kanaat önderlerini yönettikleri, işte Samuel gibi bir takım şahsiyetlerin ön plana çıktıkları bir dönemdir. Önemli bir şahsiyettir, peygamber. Siz o döneme ne diyorsunuz? Yönetim hakimler anlamı. Dönemi. Hakimler dönemi. Bir sonraki aşamada halkın da talebiyle, çünkü İsrail oğullarının çok istikrarsızlaştığı bir dönemdir bu. Halkın da talebiyle ilk kral atanır, Saul. Yahudi tarihinin ilk hükümdarı olarak. Fakat Saul bir müddet başarılı bir iktidar yürüttükten sonra başarısız bir süreç yaşanır ve o dönemde biz Davut'un, yani Yahudi tarihinin en büyük kralı, ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre aynı zamanda bir peygamberdir, iktidara geldiğini görürüz. Davut'la birlikte bölgenin en büyük gücü haline gelir devlet, İsrail devleti. İşte mesela Kudüs'ün fethedilmesi bu dönemdedir. Yebusular denilen Kudüs şehrinin fethedilmesi ve bütün düşmanlara tabir caizse boyun eğdirildiği dönem bu dönemdir. Ama bir sonraki dönemde... Tarih nedir hocam? Milattan önce 10. yüzyıl. Tamam. Yani milattan önce 900'lü yılların ilk yılları, öyle söyleyeyim. Hı hı. Nitekim Davut'la birlikte merkezi ve büyük bir güç haline gelmelerinden sonra Davut'un oğlu başa geçer, Süleyman. Yine aynı şekilde bilge kral, yani hem Kur'an-ı Kerim'e hem Tanah metinlerine göre aynı zamanda refah, düzey bir refah yaşandı. Hayvanlarla konuşabiliyor. Evet. Fakat Tanah metinlerinin anlatısıyla tabii Kur'an-ı Kerim arasında bazı farklılıklar da var. Tanah metinleri şöyle anlatır. Mesela Süleyman peygamber özellikle yaşamının ilerleyen, hükümdarlığının ilerleyen safhalarında putperestliğe temayül eder. Eşlerinden dolayı. Eşleri, birçok eşi var. Farklı farklı kavimlerden ve onlara uyarak biraz putperestliğe temayül gösterir. Tabii bu arada tapınağın inşa edildiği dönem, yani çok meşhur Yahudi tarihinin ve teolojisinin en önemli unsurlarından bu tapınağın inşa edildiği dönem, Süleyman Tapınağı zaten, bu Süleyman dönemidir. Fakat Süleyman'ın ölmesinden sonra ilginç bir hadise yaşanır. O da şu. Nedir hocam? Biraz önce bahsettiğiniz haritadaki gibi devlet ikiye bölünür. Anlaşıldığı kadarıyla Tanah metinlerini okuduğumuzda aslında Süleyman'ın iktidarının ilerleyen dönemlerinde zaten kabileler arasında bir şey vardır. Yani bir eşit olma, eşit, yani siz bizden üstünsünüz. Efendim bir tabiri caizse pasta paylaşımı şeyi. Hı hı. Kuzeydeki 10 kabile biraz daha ihmal edildiklerini söylerler. Güneydekilerin başka talepleri vardır. Nitekim güneyde ve kuzeydeki bu kabileler ayrılırlar. Biraz önce gösterdiğiniz harita oydu. Ne olur?
kuzeyde ayrı bir krallık ortaya çıkar. Güneyde ayrı bir krallık ortaya çıkar. Sonraki birkaç yüzyıla baktığımızda isim olarak nasıl isimlenir? Kuzeydeki İsrail, güneydeki Yahuda. Aslında biraz önce verdiğim o etimolojiye de uygun şekilde. Peki ne olur? Bunlar bazen kendi aralarında savaşırlar, bazen üçüncü devletlerle savaşırlar. Yani o bölgede mevcut. Bunlar tabii çok önemli hadiseler Yahudiler açısından. Neden? Mesela meşhur Ahit Sandığı var. Mesela Filistinlilerle yapılan bir savaşta biz o Ahit Sandığı'nın ellerinden çıktığını görüyoruz önceki dönemde. Ya da kendi aralarında savaştıklarını, Mısırlılarla savaştıklarını, Asurlarla, Babillerle savaştıklarını görürüz. Nitekim M.Ö. 8. yüzyılda Asurlular gelirler, kuzeydeki krallığı kaldırırlar. Halkını sürgün ederler, oraya kendi coğrafyalarından insanlar getirirler. Güneydeki krallık ise bir müddet daha yaşamaya devam eder. Çünkü denge politikası güder. Hem Mısır'la iyi anlaşır, Asurlarla iyi anlaşır. Sonradan çok büyük bir güç olarak Babilliler ortaya çıkar. Babilliler M.Ö. 580'li yıllarda buraya gelirler. İşte çok meşhur Buhtun Nasır denilen, bizim Müslüman kaynaklarında Nabukadnezar denilen hükümdar şeye kadar gelir. O dönemde Yehoyakim adında bir lideri var Yahuda Devleti'nin. Fakat aslında genellikle zannedildiği gibi Nabukadnezar geldiği gibi Kudüs'ü hemen tahrip etmez, yakıp yıkmaz. Yehoyakim ve ailesi yani saray efradı biat ederler. Evet onları alır, şeye götürür, Babil ülkesi Irak coğrafyasına götürür. Ve oraya Sidki adında yeni bir naip atar. Halkından da özellikle askeri ve entelektüel kesimden önemli bir grubu kendisiyle birlikte Irak coğrafyasına götürür. Daha ziyade köylü ve zanaat erbabını da vergi toplayabilmek için coğrafyada bırakır. Ama Sidkiya yani bu naip olarak atanan Mısır'la işbirliği yapar. Nabukadnezar'a karşı vergisini ödemez. Yani biraz isyankar bir şeye bürünür. Nabukadnezar bu defa ne yapar? İkinci bir defa gelir. Bu defa işte o Yahudi tarihinin meşhur birinci tapınak döneminin sonu olacak zaten o. Gelir Kudüs'ü bir kez daha ele geçirir. Bu defa hiç kimseye acımaz. Çok ağır bir katliam yapılır. Süleyman Tapınağı yıkılır, Kudüs yıkılır. Ahalisi çok büyük ölçüde sadece vergi toplanacak çiftçiler haricinde sürgüne gönderilir ve böylece birinci tapınak dönemi biter. Orada Musevi İbrani kavramını hızlı açıklarsanız ondan sonra Musevi, devam edelim. Musevi Musa'nın öğretisine bağlı olan anlamına gelir. İbrani terimi de nehri geçen anlamındadır. İbrahim'le özdeşleştirilen bir ifade olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani biz dört kavramı konuşuyoruz. İsrailoğulları, evet. Yahudiler, Museviler ve İbranileri konuşuyoruz.